YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat, çıtır çıtır, tahinli kayseri katmeri tarifim var. Sabah kahvaltıları için, 5 çayı için yapıp tüketebilirsiniz. Nefis bir tarif. Tarife geçiyorum. Geniş yoğurma kabının içerisine 5 su bardağı un alıyorum. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 2 su bardağı süt ekliyorum. Sütü ocakta ılıtmadım. Normal dışarıda duran buzdolabında duran sütle hamuru yoğurdum. Evet hamurumuzu artık yoğurmaya başladım. Böyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur oldu. Hamuru toparladım. Üzerini bir bezle kapattım. Hamuru çok fazla bekletmeyeceğim. Yani dinlendirmeyeceğim. Ben yağı eritene kadar orada dinlene dursun. Tavanın içerisine 200 gram tereyağını aldım ve erittim. Daha sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyip ocağımı kapattım. Evet hamurun üzerine açtım. Şimdi hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Elimle hamuru şöyle bir yatsıladım. Daha sonra kesme kartıyla hamurumuzu 10 eşit parçaya bölüyorum. Hamurları elimle güzelce yuvarlayıp beze yapıyorum. bir tepsinin içerisine un serpiyorum. Hazırladığım bezeleri içerisine diziyorum. Bezeler kurumasın diye üzerine de bir tane poşet kapatıyorum ve kenara ayırdım. Şimdi bir tanesini aldım ve açıyorum. Hamurları açabildiğim genişlikte açıyorum. Ara ara un serpiyorum ve hamuru oklava ile güzelce açıyorum. Hemen hemen iki karış enliliğinde açıyorum. Hazırlamış olduğum yağ karışımın içerisine bir yemek kaşığı tahin ekledim. Tahini ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Yağ ve tahin güzelce karışsın diye. Yağ güzelce karıştıktan sonra hamurumu güzelce ayarladım ve kaşıkla yağ her tarafa gezdiriyorum. Hamurun üzerine güzelce gezdirdim. Fırça ile her tarafına yaydım. Daha sonra hamuru katlıyorum. Bir ucunu orta kısmına getirdim. Diğerini de onun üzerine getirip kapattım. Şimdi üzerine yeniden yağ sürdüm. Böyle kuru kalan yerlere yağ sürüyorum ve yeniden katladım. Şimdi bu hamurumuzu kenara ayırdım. Diğer bezemizi de açıyorum. Diğer bezemi de seri bir şekilde açıyorum. İstediğim genişliğe geldi. Şimdi onun içerisine de yağ sürüyorum kaşıkla yağı her tarafa gezdirdim. Daha sonra fırçayla sürüyorum. Her tarafını güzelce yağladım. Daha sonra o kenarda ayırmış olduğum yani daha önce yağlamış olduğum bezeyi aldım. Hamurun tam ortasına koydum. Aynı şekilde katladım. Böyle kuru kalan yağlanmayan yerleri yeniden yağladım ve katladım. açmış olduğum hamuru ters çevirip bir tepsinin içerisine aldım. Üzerinde kapatıyorum. Tezgaha un serpiyorum ve diğer hamurları da açmaya başladım. Aynı şekilde katmerlerimizi hazırlıyorum. Bu ölçülerden tam 5 tane katmerimiz çıkacak. İkinci katmerimin iç dolgusunu da bu şekilde hazırladım. ve kenar kısımlarını yeniden katlıyorum ve bu hamurumuzu da kenara ayırıyorum. İkinci hamurumu da açtım. Şimdi içerisine yeniden yağ gezdirip sürüyorum. Ve açmış olduğum katmeri ortasına koydum. Bu şekilde katladım. Ters çevirerek tepsinin içerisine alıyorum. Ve bu şekilde hepsini tamamladım. Yarım saat kadar dolapta dinlendirebilirsiniz. Ben yarım saat kadar dolapta dinlendirdim. Şimdi bir tanesini tezgaha alıyorum ve artık yavaş yavaş açıyorum. Bu sefer oklava değil de merdane kullanarak açıyorum. İstediğiniz genişlikte açabilirsiniz. İsterseniz daha büyük açabilirsiniz. Benimkisinden daha büyük açabilirsiniz. Ben bu şekilde açtım daha önce ısıtmış olduğum tavanın içerisine açmış olduğum katmerleri koyuyorum ve arkalı önlü güzelce kızartıyorum. Ara ara üzerine eritilmiş tereyağı sürüyorum. Katmerlerimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. Etrafı da güzel bir koku sardı. Katmerimizi yeniden çeviriyorum ve güzelce pişiriyorum. yakın olan katmeri kenara ittirdim ve diğer açmış olduğum katmeri yanına ekledim ve ikisini birlikte pişiriyorum. Pişen katmerleri çıkarıyorum içerisinden. En sonuncu katmeri de pişirdim, servis ediyorum. Dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. İsterseniz çay eşliğinde, isterseniz ayran eşliğinde servis edin. Ben ayran eşliğinde servis ettim. Şöyle bir de sizinle birlikte doku testi yapalım. Kat kat olduğunu birlikte görelim. Çıtır çıtır. Evet gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Kat kat. Böyle yemelere doyamayacaksınız. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.